Merhabalar, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'nda Spor Hayatı programında karşınızdayız. Bugün çok değerli iki konuğum var. İlk konuğumu hemen size tanıtmak istiyorum. Türkiye Rally Şampiyonu Yağız Avcı. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Diğer konuğum da Neo Motorspor Takım Direktörü Sayın Ali Dinç. Ali hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Sohbete başlamadan önce konuklarımla ilgili çok önemli bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Her ikisi de birer şampiyon rallycinin oğlu. Yağız Avcı Avrupa şampiyonu, Necdet Avcı'nın oğlu, Ali Dinç de Türkiye şampiyonu, Hakan Dinç'in oğlu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlk programımızda sizleri kontak etmekten çok memnun olduk. Yayınla ilgili şunu söylemek istiyorum. İzleyicilerimizden de sorular almak istiyoruz. O yüzden Twitter üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ekranın sol alt köşesinde Twitter adresimiz var. @MuratGünarslan. Buradan bize ulaşabilir ve hem Yağız'a hem Ali'ye sorularınızı iletebilirsiniz. Çok fazla uzatmadan sözü hemen asıl konuları konuşmak istiyorum. Tamam, başlayalım. Yağız, 5. kez Türkiye şampiyon olarak kapadın 2016 yılını. Evet. Önce senden geçen yılın bir değerlendirmesini alalım. Neler olmuştu, neler yaşamıştın? Sezon nasıl geçmişti? Şampiyon oldun, iyi geçtiğini biliyoruz ama arada bizim bilemediğimiz bazı detaylar olabilir. Bir de senden dinleyelim geçen sezonu. Tamam. Geçen sene yine Neo Motorspor ekibinde fakat bu sefer yeni bir oluşumla Peugeot Türkiye'nin desteğiyle sezona başladık. 2015'te Neo Motorspor'la ilk adımlarımızı attık. 2015'te tamamen özel takım olarak yarıştık. Fakat bu sezon biraz daha iyi imkanlarla Peugeot Türkiye'nin desteğini alarak daha yeni bir otomobille yarışma fırsatımız oldu. Biraz da geç verilen bir karar oldu Peugeot tarafında ve yarışa 3-4 hafta kala belli oldu ne yapacağımız. Dolayısıyla stresli bir başlangıç oldu ama uzun süredir çalışıyorduk üzerinde. Ve sezona başladık, gayet iyi bir başladı ve iyi de sonuçlandı. Tabii ki arada aksaklıklar, mekanik problemler vesaireler oldu. Bir yarışı tamamlayamadık, bir yarışı zar zor tamamladık fakat bizim için aslında iyi bir final oldu İstanbul Rally'si. 4 tane yarışı ilk sırada tamamladık. Genel olarak çok memnunuz. Bütün takım çok iyi çalıştı. Çok ciddi destek verdi herkes takım içerisinde. Zaten oldukça kalabalığız ve böyle de olunca tabii ki manevi destek çok önemli oluyor bu konularda. Dolayısıyla başarı da gelince bu tamamlanmış oldu. Kocaeli'de yarış dışı kalmıştı mekanik problemden. Orada ne olmuştu? Orada bizim yarıştığımız otomobilin o konuda kronik bir problemi var. Fakat bu sene çözülüyor inşallah. Debriyajla ilgili problem. Kocaeli rallisinde meydana geldi fakat sonrasında devamını getiremedik ve kaldık. İstanbul rallisinde de aynı problem meydana geldi. Evet. Fakat orada devam ettirebildik otomobili marşla çalıştırarak. O görüntüyü hatırlıyorum ben. Aynen. Hareketli start almıştınız değil mi? Hareketli start değil, marşla start aldık. Evet. Fakat startın düz zemin olması kalkmamıza biraz yardım etti tabii ki. Fakat yine de 20 saniye içinde kurallar dahilinde diagonal dediğimiz çizgiyi geçmemiz gerekiyordu. Biz 18. saniyede geçebildik marşla start aldığımız için. Ve o yarışı ikinci sırada bitirmemizde şampiyonluk için yetiyordu. İkinci sırada da bitirince tabii bizim için çok enteresan bir final oldu. Peki o 20 saniye nasıl geçti Yağız? O start arabayı çalıştırma anı nasıl geçti? Yani neler düşündün? Hatırlıyor musun? Yani şampiyonluk gidiyordu çünkü değil mi? Yani şampiyonluk gidiyordu değil, son yarışa kalacaktı bütün her şey. Biz bu son yarıştan önceki yarıştı İstanbul Rally'si. Ama çok riske girecekti. Otomobilin bayağı bir sakinlik aslında. Hani çalışmasını bekliyordum. Hatta daha çok çalışır diye bekliyordum. Fakat ilk 2-3 marş almadı. Sonrasında tabii işler biraz zora girdi. Keşke biz de Yağız kadar sakin olabilseydik. Dışarıda tabii sonradan gördük. Ama Yağız zaten çok soğukkanlı. Olayları çok sakince evet, değerlendirebiliyor. Sonrasında görüntüleri izleyince tabii dışarıdaki bağırış çağırış ve otomobil kalkınca olan sevinç tabii çok önemli bir hatıra oldu benim için de. Yani hiç unutmayacağımız bir durum oldu. Ama asıl şampiyonluk yarışı Hitit'te zaten netleşmişti değil mi? Çorum'da. Hitit'te start alınca şampiyonumuz evet, kesinleşti. Çünkü 7 yarışta da, 7 yarışın 7'sinde de start alma mecburiyeti var. Kurallar gereği. Hitit rallisinde start takımdan geçtikten sonra şampiyonluğumuzu garantilemiş olduk. Dolayısıyla bizim için iyi bir sezondu. Anladım. Ali'ye dönmek istiyorum.
Ali zaten Neo Motorspor'un Yalız Abici tarafındaki durumları Yalız Abici attı. Bir de senden takımın diğer katılımcılarıyla ilgili durum değerlendirmesi alalım. Yani, geçen sene Neo Motorspor'da. Yalız'la ilgili kısım tabii bir mutluluk tablosu oldu bizim için. Dediği gibi stresli başladık biz de onunla birlikte. Ama yine stresli bir sonla mutlu bir bitiriş oldu. Diğer taraftan biz iki şampiyon daha çıkardık takım olarak bu sene. Bir tanesi Uğur Soy ile Emir Şahin ikilisi Mitsubishi Evo 9 ile Grup N şampiyonu oldu. Hı hı. Onlar da çok aksilik yaşadılar sezon içinde ama şampiyon olmayı bildiler. Bir de tabii 5. kez bayanlar şampiyonumuz Simin Bıçakçıoğlu yine en üst sırada bitirdi. Onunla ilgili iyi geçti yani bizim için sene Yağız'la birlikte 3 pilotumuzla iyi geçti. Bunun dışında Erkan Güral vardı bizle birlikte. Evet. O bazı yarışlarda bir takım problemler yaşadı. Bazı yarışlara katılmadı. İyi geçti ama. Bunun dışında bir de Opel Corsa Cup vardı. Neo Motorspor'un operasyonunu yürüttüğü. Aynen. Tek marka kupası. Safari Motorspor Neo Motorspor işbirliğiyle. Neo Motorspor işbirliğiyle yapılıyor. Opel Corsa Cup. İlk defa geçen sene başladık. 16-15 tane aracımız var. O organizasyonda rally gibi biraz sıkıntılı geçti açıkçası. Araçları geliştirmeye çalıştık. Evet. Ve geliştirdik. Bazı lastik problemlerimiz oldu. Onları hallettik. Bu sene çok daha iyi bir şekilde Nisan ayında başlayacağız. Hı hı. Bu sene kaç katılımcı olacak? Vallahi yine hedef 15. 15. Ama ülkenin durumu biraz karışık olduğu için pilotlar da biraz çekimser şu anda. Hı, ekonomik anlamda. Tabii ki. Bu iş çünkü dünyanın en pahalı sporu da yapıyoruz. O konuda biraz korkuyoruz biz de ama 15 pilotu yine dolduracağız. Keyifli bir yarış yapacağız. Tekrar Yalız'a dönelim. En çok merak edilen soruyu sormak istiyorum şimdi. Yalız Avcı 2017 sezonunda ne yapacak? Son durum nedir? Nereye gelindi? Biz de merak ediyoruz. Ne yaptı? Evet Yalız 2017 için şu an gelmiş olduğunu biliyorum. Sezonda daha çok var ve genelde son dakikada belli oluyor işler. Yani son dakikada kalıyor ne yazık ki. Şimdi biraz da kurların artışıyla beraber her geçen gün pahalanan, daha da pahalanan bir spor oldu. Hı. Son durum nedir? Nereye kadar gelebildin diye sorayım. Şimdi 2017 için kurallarda da bazı değişiklikler var. Evet. Yarışlar uzadı. 3 tane yarış Avrupa Kupası'na dahil olacak ve aynı zamanda Balkan Kupası'na. Hı. Dolayısıyla yarış kilometreleri uzayınca bizim gibi yurt dışından otomobil getiren takımlar ekonomik anlamda tabii biraz daha sıkıntılı bir duruma giriyor. Tabii dediğiniz gibi Euro'nun yani paritelerin çok değişmesi, döviz kurlarının işi biraz etkiliyor. Bakalım şu an devam ediyor görüşmelerimiz. Hani hem Neo Motorspor'la hem de Peugeot tarafında ve diğer sponsorlarımızla. Hı hı. Tabii kolay değil bütçeyi toparlamak ama aynı otomobille ve aynı ekip içerisinde devam edebilirsek bizim için iyi olur. Çünkü her sene farklı otomobile geçmek, farklı programlar yapmak aslında çok doğru değil. Son 3 sezondur bizim böyle oluyor. Her sene yeni bir otomobille başlıyoruz. Bu da tabii işi biraz daha zorlaştırıyor. İşin içine işte adaptasyon kısmı giriyor. Bunu sezon içine yaymanız gerekiyor. Seneye de aynı otomobille devam edebilirsek bizim için çok iyi olacak. Ha, bu Türkiye'de mi olur yoksa yurt dışında bir daha ufak çaplı bir program mı olur onu şu an bilemiyorum ama bakalım bütçeler belli olunca aşağı yukarı bir program oluşturacağız. Ama şunu diyebilir miyiz? Yani aslında her şey kağıt üzerinde taslak olarak hazır. Evet. Sadece bütçe okeylendiği anda düğmeye basacağız diyebilir miyiz? Doğru. Tam olarak öyle durum. Anladım. Ali takım için 2017 için ne söyleyebilirsin? Neo Motorspor ve Safari Motorspor için? Biz 2017'de Opel Corsa Cup'a az önce konuştuğumuz gibi devam edeceğiz. Bunun dışında yani tabii biraz da pilotlarımıza bağlı hani ne yapacağımız sezon içinde. Bizim de bir takım sponsor çalışmalarımız her sene olduğu gibi var. Bu konularda başarılı olursak biz de farklı daha yani her geçen sene büyüyoruz zaten. Farkındasınızdır evet. Siz yani camia farkında. Her geçen sene üstüne koymaya çalışıyoruz. İşte geçen sene bir Türkiye Rally Şampiyonu'muz var Yağız Avcı. Önümüzdeki sene de
Yine hedeflerimiz büyük. İnşallah iyi destek alarak iyi bir şeyler yapacağız. Takımda yarışan sporcuların da bireysel olarak sponsor arayışı devam ediyordur diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani her Türk kalecisi sponsor arıyor her sezon için. Umarım muvaffak olursunuz. İnşallah. Şimdi bir haber turumuz var. Tamam. Haber turuna bir göz atalım. Dünyada motor sporluğunda neler oluyor? Bir ona bakalım. Ardından tekrar konuklarımızla söyleşiye devam edeceğiz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED, 2017 Türkiye Rally Şampiyonası taslak takvimini açıkladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan takvim bu hafta kesinlik kazanacak. Bu yılki şampiyonada bazı radikal değişiklikler var. Federasyon, Hitit Rally'sini takvimden çıkardı ve Bulgaristan'da asfalt zeminde düzenlenen Rally Bulgari'yi takvime aldı. Avrupa Rally Kupası ayağı olarak ilk kez geçen yıl organize edilen Marmaris Rally'si de takvimdeki yerini korudu. Takvim şu şekilde düzenlendi. 22-23 Nisan Ege Rally'si. 20-21 Mayıs Rally Bulgarya. 1-2 Temmuz Eskişehir Rally'si. 22-23 Temmuz Kocaeli Rally'si. 9-10 Eylül Yeşil Bursa Rally'si. 14-15 Ekim Marmaris Rally'si. 11-12 Kasım İstanbul Rally'si. Volky Car B2 Challenge İzmir Ülkü Park'ta başladı. 3 ayak üzerinden ikişer yarış olarak düzenlenen kupada ilk yarışın sahibi Sami Bölükbaşı, ikinci yarışın galibi de Emir Özkan oldu. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta özellikle genç pilotların mücadelesi keyifle izlendi. İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen B2 Challenge'da bu sene 16 pilot start alıyor. Toplam 3 ayaktan oluşacak serinin 2. ayağı 12 Şubat, 3. ayağı ise 5 Mart tarihlerinde koşulacak. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavuz, evet, hafta sonu Monte Carlo Rally'si vardı. Hı-hı. Ve Sebastian Ogier yarışı yine kazandı. Geçen yılda kazanmıştı. Ama evet, bu sene büyük değişiklikler oldu. Aynen. Son anda Volkswagen Dünya Şampiyonası'ndan çekildi ve çok kısa bir süre kala Ogier Ford takımına transfer oldu. Hı hı. Kısa bir test sürüşünün ardından ve acaba ne yapacak diye düşünüyorduk ama yarışı kazanmayı başardı. Aynen. Biliyorum ki Monte Carlo'yu yakından takip ettin. Hı hı. Neler söyleyeceksin yarışla ilgili, Ogier'in performansıyla ilgili? Evet, son iki sezondur yerinde izliyorduk Monte Carlo'yu, öyle bir şansımız olmuştu. Evet, bu sene gidemedin herhalde. Bu sene gidemedik ama yine de çok yakın takip ettim tabii ki. Özellikle de bu tarz değişiklikler oldukça heyecan kattı şampiyonaya. Otomobiller yenilendi, iptal edildi. Dolayısıyla ilgi bence çok çok iyi olacak bu sene. Özellikle de çok bilinmez bir sezon şampiyonluk, hı-hı, anlamında. Bence istediklerine ulaştılar. Geçen yıl Volkswagen'de VRC ile yarışan Andreas Mikkelsen bu yarışa R5 bir otomobille katıldı. Skoda Fabia R5 ile katıldı. Hı-hı. Ve 2 yıldır aynı otomobille yarışan Kopecky'den 3 dakika daha iyi zamanla yarışı bitirdi. Tabii yaklaşık 4 yıldır VRC ile yarışan biri bir anda alt klasman bir otomobile binince hep ne olacak diye merak ediyorduk. Herhalde bir R5 otomobil daha hızlı gidemez diye düşünüyordum ben Monte Carlo'daki videoları izleyince. Sen ne diyorsun, yorumun ne oldu? Yani beklenen bir sonuç aslında. Sonuçta Sebastian Ogier ile kafa kafaya gidebilen bir pilot kendisi. Daha alt klasman bir otomobil binince tabii ki çok daha rahat gitti. Çok daha az kullanmasına rağmen o tarz bir otomobili çok daha hızlı gidebildi. Bu da beklenen bir sonuç. Ben hep şeyi düşünüyorum, o tempolara, o hızlara o otomobiller dayanabilecek mi? Hı hı. Ama otomobil de dayanıyor. R5'te mekanik bir problem çıkarmadı o üst tempoya rağmen. Doğru. Farklı bir başarı da sergilemiş oldu aslında. Perde arkasında çok gözükmüyor bunlar ama. Tabii. Herkes zamanlara bakıyor, değil mi? Aynen öyle. Yani bundan sonra sanırım devam etmeyecek aynı otomobille ama yine de diğer pilotlara çok iyi bir gösterge oldu çıta olarak. Demek ki onların daha çok çalışması gerekiyor. Bu sene bir yurt dışında bir yarış izleme gibi bir programımız var mı? Ben biliyorum Ali de galiba zaman zaman gidiyor yurt dışında yarış izlemeye. Bir VRC ya da ERC ayağı izleme hayali var mı bu sene? Yerinde. Vallahi olabilir. Vallahi ayarlarsak ayarlamaya çalışıyoruz. Monte Carlo'ya Orhan ve Murat da gitmiştiniz galiba en son. Hı-hı. Geçen sene birlikte Monza Rally Show'a gittik, hı-hı, Ali ile. Bu sene katılamadı o. O da çok enteresan bir organizasyon. Biraz festival havasında geçiyor İtalya'da. Valentino Rossi gibi çok popüler isimler de katılıyor.
Onu her sezon hani yapmaya çalışıyoruz ama VRC yarışına gitme planımız şu an için görünmüyor ama belli olmaz. En son bir Finlandiya'ya gitmişlerdi arkadaşlar. Evet, Adil. Adil'le Burak Çukova gitmişti galiba, değil mi? Evet. Evet. Bu sene şu an için planlanan bir şey yok galiba. Şu an yok. Ama olabilir. Olabilir. Şu an daha hiçbir şey belli değil. 2017. Biraz da Dakar'ı konuşalım istiyorum. Dakar'ı siz konu. Peter Ansel 13. kez kazandı. 6 kez motosikletle, bu yılda 7. kez otomobille kazanmış oldu. Ve Peugeot takımı da gerçekten iyi bir performans sergiledi. İlk 3'ü aldılar. Aynen. Sen de emekli olduğunda diğer rallyciler gibi, işte Carlos Sainz gibi, Mikko Hirvonen gibi Dakar'da yarışmak ister misin bir emekli rallyci unvanıyla? Valla isterim tabii ki. Çok enteresan bir konsept. Tamamen dayanıklılık ve işte yön bulma tarafınızın çok iyi olması gerekiyor. Yolu okuma vesaire. Tamamen saf hız. Federasyon taslak takvimi açıkladı. Bugün yarın takvimin onaylanması bekleniyor. Birkaç önemli değişiklik var. Bunlardan bir tanesi Hitit Rally'si takvimde değil bu sene. Onun yerine Bulgaristan'da yapılacak Rally Bulgaria. Asfalt zeminli bir yarış. Takvime dahil edildi. Önce Yalı senin, önce Ali'nin yorumunu alalım. Takvimde değişik. Yani yılda bir yarış böyle bir uygulamaya gidiyor artık Tosun. Geçen sene Türkiye pist şampiyonası gitti Serez'e. Bu sene de Türkiye Rally Şampiyonası'nın bir ayağını orada yapacağız. Hem paslaşmak gibi oluyor. Zaten böyle. Aslında İstanbul yarış sporun merkezi İstanbul olduğu için Bulgaristan'a gitmek çok çok kolay. Çok kolay mesafe olarak. Aynen. Ama farklı maliyetler var tabii ki. Tabii ki. Peki sportif anlamda bir etkisi var mı? Bir faydası var mı sence? Yani seyirci anlamında, belki sponsor anlamında farklı destekler oluyor. Çünkü yani çok yakın olsak da İstanbul'a çok yakın bir yer olsa da sonuçta Türkiye'nin dışında bir yer ve farklı imkanlar var orada. Olabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Ercan Kazaz orada o yarışın mesela oradan bir sponsor bulmuştu gibi söyleyeyim. Bir de sanıyorum federasyon destek olacak takımlara, yani lojistik anlamında. Yani pist tarafında öyle, rally tarafında da öyle olmasını bekliyoruz. İyi olacağını düşünüyorum ben. Hem seyirci hem ilgi anlamında daha iyi olur. Bir tane yarışın orada. Bu arada Bulgar sporcular da bizim Eskişehir rallisine girecekler. Gelecekler. Evet. Yani öyle planlanıyor. Hani aramızda böyle bir karma şampiyona gibi bir şey olacak. Aynen. Pistte de aynı şekilde. Biz atıyorum Serez'e gidiyoruz ya da Bulgaristan'a gidiyoruz. Onlar İzmir'e geliyor gibi. Galiba bu sene tırmanma ve pist şampiyonası da takımlar şampiyonasına puan verecek. Evet. Öyle bir değişiklik de var. Takımlar şampiyonasında öyle. Fakat takım olarak kayıt yapan bu sene olur mu bilmiyorum. Pardon, marka olarak. O markalar şampiyonası. Takımlar şampiyonası öyle değil. Sadece rally'den alabiliyor. Markalar tırmanmaya ve rallycross'a da girme şartı var sanırım. Fakat marka kaydı olur mu bu sene, ona emin değilim. Biraz da yeni otomobillerden bahsedelim. Çok resmi açıklamalar gelmese de gene her zamanki gibi sezon öncesinde dedikodu mahiyetinde birçok şey konuşuluyor. Ben VRC getiriyorum mesela. Ali Dinç. Onu soracaktım. Hatta onu bana bugün Harun Özdemir hatırlattı. Ali Dinç, Neo Motorsport takım direktörü olarak görevlendirildi. Bu demek oluyor ki Adil Küçüksarı Neo Motorsport adına yarışacak mı? Hemen sormuş olayım Harun Özdemir'in sorusunu. Adil'in yarım kalan bir rally kariyeri var. İyi, çok iyi başladı ve çok iyi götürdüğü bir rally kariyeri var. Daha sonra genç yaşında kendinden gençlere destek oldu ve bir takım kurdu. İyi ki de kurdu. Çok çok kişiye faydası oldu bu takımın. Şimdi evet, onun zamanı olabilir. Bunun tekrar, için çalışma yapıyor. Evet. Tekrar pilot koltuğuna geri dönmek istiyor. İnşallah. Peki. Öyle plan var. Ben kendim şahıs olarak Uğur Soylu ve Burak Çukurova'nın Fabia R5 ile yarışacağını yeni sezonda duydum. Ama her ikisinden de bu işi teyit etmedim. Yani bu haberi teyit etmedim. Ama Burak Çukurova'nın zaten Fabia R5 ile yarışmışlığı vardı İtalya'da. Evet. Herhalde otomobili çok beğenmiştir. Aynı otomobille Türkiye şampiyonasına yarışmak istediğini duydum. Sizde ne gibi ihtimaller var? Yağız gerçi tam olarak netleşmese de 208 R5 gibi gözüküyor.
Yani en azından hedefimiz o yönde. Gerçi 2018'de Türkiye Rally Şampiyonası'nın formatı değişecekmiş, öyle duyuruldu. Evet. Sadece iki çeker otomobiller yarışabilecek. Dolayısıyla bu sporu biraz ucuzlatabilir. 2018'e hazırlık için bu seneden iki çeker bir otomobille yarışmak da mantıklı olabilir. Sonuçta çok uzun zamandır iki çeker otomobil kullanmıyoruz. 2006 mı? 2008. 8 yıl olmuş. Evet. 8-9 yıl diyelim. Dolayısıyla tekrardan bir alışma süreci için belki bu sene de değerlendirilebilir. Ama bu yıl, yani geçen yıl 2008 ile yarışırken tekrar bu sene R2 klasmanında ya da R3 klasmanında bir otomobile binmek ve bu seneki şampiyonayı da pas geçiyor olmak gibi oluyor değil mi? O zaman tabii hani... şampiyon olma şansımız yok öyle bir durumda. Ama en azından ileriyi düşünerek belki bir adım atılabilir. Peki ilk 3 yıldır R5'te yarışan bir pilot olarak R2 otomobile bindiğinde zaten istediğin performansı sergileyemeyecek misin? Yani şöyle, 2018'de herkes iki çekere geçtiğinde dinamikler ne olacak onu tabii bilmiyorum. Çok farklı iki çeker otomobil var. Hı hı. Arkadan itişler var, daha güçlü iki çekerler var. İşte R2 dediğimiz biraz daha zayıf otomobiller var. Tabii dört çekere göre çok farklı dinamikler bunlar. Sürüş stili vesaire. Belli bir adaptasyon gerektiriyor. Yani tabii ki R2 otomobil hani belki R5'ten sonra kolay kullanılabilir hızlı şekilde. Ama daha güçlü bir iki çeker otomobili kullanmak için biraz da adaptasyon gerekebilir. R3T'den bahsediyorsun herhalde. R3T olabilir, arkadan itiş otomobiller olabilir. Ben açıkçası arkadan itişli otomobilin iki çeker şampiyonasında çok fazla şansı olacağını düşünmüyorum. Yani toprak ağırlıklı bir şampiyonumuz olduğu için biraz zor. Hı hı. Aynen. Peki kural değişikliği olursa 2018'de hangi otomobille yarışmak istersin? O zamana kadar yeni otomobiller de çıkabilir. Şu an üzerinden değerlendirelim. Yani bu sene geçilseydi. Yani şu an Peugeot ile birlikte olduğumuz için Peugeot'un da R2 bir otomobili var. Hı hı. Dolayısıyla şu an görünen o olurdu. Tabii o iki çeker şampiyonasını, daha doğrusu Türkiye şampiyonasını kazanmak için yeterli olur mu ona emin değilim. Çünkü daha güçlü iki çeker otomobiller var. Sonuçta Porsche'de bir iki çeker otomobil. Asfalta Porsche ile girdiğinizde zaten. Evet. Ama GT klasında. Önce öyle bir GT klasında tecrübeniz oldu. bir soru geldi izleyicilerimizden. Ahmet Kaya'dan bir soru geldi. Teşekkür ediyoruz Ahmet Kaya'ya. Her ikinize de bir soru var. Hadi önce Ali'nin sorusunu paylaşayım. Hakan Binç gibi önümüzdeki yıllarda kap organizasyonları da yapacak mı? Farklı organizasyon yapacak mı? Diye sormuş Ahmet Kaya. Teşekkür ediyorum bu arada Ahmet Kaya'ya. Programımızda olan ilgisinden dolayı. Zaten hani ben bu işi devam ettiriyorum. Ahmet abi. ileride de tabii ki bu işe devam edeceğim. Yani hem pilot yetiştirmek hem de bu işten para kazanmak istiyoruz hepimiz zaten. İşimiz de bu. O yüzden devam edeceğim tabii ki. Olası bir kap organizasyonu gözüküyor mu? Yani bu yılın sahip 2018 için. Hani 2018'de ya onu söyleyecektim. Sadece kendi aranızda konuştuğunuz olsa bile yani. Sadece böyle bir şey yapabilir miyiz bile diye düşündüğünüz bir bu şey. Bu sene bayanlara kap yapacağız bir kere. Yine bizim araçlarla. Yani Opel Corsa'larla. Corsa kap. Bayanlara bir kupa planımız var. Onu şimdi bayanlar komisyonumuz var. Federasyonu. Onlarla görüşüyoruz. Bakalım onu inşallah hayata geçireceğiz. Onun dışında şöyle bir durum var. Şimdi 2018'de iki çeker olacak şampiyona. Rally. Şimdi R2 denen R2 otomobiller pahalı artık. Eskiye nazaran. Hı hı. R3 zaten çok daha pahalı. Yani R2 70-75 bin euro bandında sıfır bir araba getirmek istediğiniz zaman R3 dediğiniz araba KDV'si olsun 100 bin euroya geliyor neredeyse. İşte Porsche'yi falan saymıyorum zaten. Evet. O yüzden belki bizim arabaların bir kısmını, yani 15 tane var şu an. Rally'e çevireceğim. Örnek veriyorum, 6 tanesini, 7 tanesini rally'e çevirip kişilere pazarlayabiliriz ya da bir kapa organizasyonu yapabiliriz. Oradan da bir şampiyon çıkarabiliriz, kupa birinci çıkarabiliriz. Ya da belki Yağız diyecek ki ben bir tane arabayı alıp işte R3'ü kendim R3 haline getirmek istiyorum diyecek, örnek veriyorum. Hani o şekilde de kullanabiliriz. Rally kapa da dönebiliriz. Çünkü hiç belli olmuyor planlar, programlar.
Daha hiçbir şeyin belli olmadığı gibi daha bu seneyle ilgili. Bu yıl bittikten sonra önümüzdeki sene bütün bu kararlar sonuçta daha taslak ama kesin olacağı söyleniyor. Bu kararlar kesin olduktan sonraki duruma bakacağız. Ama federasyonun bunu şimdiden söylemesi ve takımların ya da sporcuların buna biraz en azından fikir anlamında bir hazırlık aynen. hazırlık yapması aynen. güzel bir şey. Güzel bir şey. Şu anda VRC'yi de serbest bıraktı Serkan Yazıcı. Evet. Son bir zevkinizi alın. Ondan sonra 200 beygirin altına ineceğiz. Var mı VRC getirecek? Yani bu şartlarda zor bence. Evet. Zor kimse getirmez diye düşünüyorum. Zaten bir tane var şu anda Türkiye'de Halim Ateş'in. Evet. Aynen. Halim o kadar. Onun dışında o zaten hem Süper 2000 gibi şeye evet. şekillere kullanılabiliyor. Evet. RRC şeklinde kullanılıyor hem de VRC şeklinde. Hani Halim abi isterse o belki, kullanacak. Belki sadece. Oynayabilir. Yağız'ın sorusuna geçelim. Ahmet Kaya'dan gelen. Yağız önce yaşını sorayım. Şu an kaç yaşındasın? 33. 33. 5 yıl sonra kendini nerede gördüğünü sormuş Ahmet Kaya. Yani 38 yaşına geldiğinde ne yapıyor olmayı umuyorsun? Kendini nerede görüyorsun? Hala halı sahalarda Ahmet abinin yerini alacağım. Kaleci olacağım. Halı saha kalecisi olacağım 5 yıl sonra. Ben Ahmet Kaya'yı hiç bu şu ana kadar halı sahada futbol oynarken görmedim. Bence göremezsin çünkü hep uçuyor. Genelde bizim kalecimiz oluyor. Çok rahat oluyor kafamız. Bir soru daha var. konuyu dağıtmadan. Erhan Arıkan'dan gelmiş. Teşekkür ediyorum Erhan Arıkan'a. Yağız'ın bu sezonki VRC'de bu sezonki favori takımı ve pilotu kim diye sormuş. Aslında üstü kapalı söylemiştin herhalde Hyundai ve Thierry Neuville mi yoksa pilot olarak Thierry Neuville? Ya bence takımları Hyundai kazanacak benim fikrim. Pilotlarda da Neuville ya da Ogier diyorum ben. Neuville ya da Ogier. Peki Monte Carlo'da aklıma takılan bir şey oldu benim. Hı. Seninle de paylaşayım. Şimdi çok kısa bir süre içerisinde Ogier gibi bir pilot yepyeni bir takıma ve şeye geçti, otomobile geçti. Hı. Ve ilk yarışı ve Monte Carlo'yu kazandı. Buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Aslında otomobiller arasında çok fazla fark yok. Yani otomobillerin hepsi teknik anlamda güç, işte tork, işte süspansiyon sistemi ya da işte yol tutuş diyelim. Teknik anlamda birbirlerine çok yakınlar. Aradaki minik farkları da pilotlar ve işte ayarlar kapatıyor İlla, diyebilir miyiz? Yani bu tabii. Hani Formula 1 için çok geçerli bir şey değil bu daha sanki. Daha aslında arabaları tam hani göremedik. Bilmiyoruz aslında. Bir de burası bence hiç ölçü bir yer değil. Burası aynen. tamamen hatalar oyununun olduğu bir yer ve Thierry Neuville'in bence hakkıyla kazanmaya gittiği bir yarış. Yani şu kadarcık bir taş parçası gözükmüyor bile kamerada. Evet. Hani vuruyor ve yarış bitiyor. Ya tamamen tecrübe kazandı gibi diyeyim. O yüzden daha anlayamadık ne olduğunu. Bundan mesela sonraki... Polo şeyi var pardon. QMF'in Polo'yu yarıştıracağı konuşuluyor. Hı hı. Daha o da gelecek bakalım. Geliyorsa Andreas Mikkelsen yarışacak. Onlar da olur herhalde. Çok enteresan olabilir. Geçen yıl yarışan pilotlardan Mats Osberg boşa çıkmıştı. Kendine bir koltuk bulamamıştı. Ama şimdi Martin Prokop'la bir bireysel takım kurmuşlar. İsveç'te çıkacaklar, yarışacaklar. Herhalde Ford Fiesta olacak otomobilleri. Çünkü sponsorlarını Ford'un sponsorları arasında gördüm. Aynen. Yeni araba mı oluyor? Yeni. 2017. Peki kural diyordu ki bireysel takımlara verilmeyecek. Tekrar M-Sport kaydıyla giriyorlar. Dolayısıyla fabrika adına girmiş oluyorlar. Ama puan alamayacaklar. Takıma puan alamayacaklar. Aynen bireysel puan alacak. Muhtemelen yeni otomobillerin gerçek performansını İsveç'i de pas geçelim. O da tam İsveç'te bir yarış değil. Tam özel, yani tam şey bir yarış değil. Stabil. Hı-hı. Yine özel bir zemin. Meksika sonrasında tam olarak Meksika, Korsika, Portekiz oralarda belli olur bir şeyler aşağı yukarı. Sağlam aynen. anlamında da. Zaten bu yarışta Tanak'ın otomobilinde bir motor arızası çıktı. Hı-hı. Ford bir sıkıntı yaşadı. Onun dışında... Hepsinde olacaktır ufak tefek. Hyundai'de de direksiyonla ilgili problem çıktı. Hı-hı. Citroen'de işte yine elektrik problemleri çıktı. Toyota'da bir şey çıkmadı sanıyorum sadece. Bence mesela Toyota'ydı. Monte Carlo'nun yıldızı, Yari Latvala'ydı yani. Evet, ilk ikinci bitti. Etap sonlarında pilot yorumlarını okuyorum sürekli. Orada bir tanesinde Tanak şey diyordu. Vites kendi kendine kendi küçülüyor. Evet. Vites kendi kendine küçülüyor diyordu. İlk defa duydum. Yıllardır otomobil sporuyla ilgileniyorum.
Ve Recep Otomobil'de böyle bir sıkıntının olduğunu ilk defa orada okudum. Hatta kendimi sorguladım. Şey yapmıştık, bir tahmin oyunu düzenlemiştim ben Facebook sayfamızda. Bayağı tahminler geldi. Ama gerçekten çok zorlandım ben de. Kimin kazanacağını bilemiyoruz. Aynı şey bundan sonraki İsveç rallisi için de geçerli. Aynen. Şu an kim kazanabilir? Şu an VRC otomobil kullanan herkes yarış kazanabilir. Aynen. Gerçekten farklar iyice kapandı. Bakalım inşallah FIA özlediği şeye ulaştıracak bizi. İnşallah. Bir konu daha var notlarım arasında. Ona geçmek istiyorum. Biraz daldan dala atlıyoruz ama. Bir de Fiat Egea Cup konusu var. Bu konuyla ilgili de bir resmi açıklama yapılmadı. Sen bir takım direktör olarak Ali bir şey duydun mu bu konuyla ilgili? Ben bir otomobil hazırlandığını biliyorum. Evet, otomobil üzerinde bir çalışmalar yapılıyor. Ve Fiat Abarth tarafında da yani İtalya tarafında da bir Egea üzerinde bir R5 otomobil geliştirmesi haberi okumuştum. Nedir durum? Valla benim duyduğum rally ile ilgili de bir çalışma varmış. Pistle ilgili de bir çalışma varmış ama kaç araç aracın özellikleri hiçbir bilgim yok şu anda. Zaten Fatih Karay ile Yiğit Timur'un tekrar Fiat takımına getirilip bu sene Fiat 500'de pistte yarıştırılması bir amaca hizmet ediyordu. Tabii ki. Ama bununla ilgili hiçbir bilgi alamadık. Yiğit'le geçen hafta sonu buluşacaktık. Buluşsaydık bilgim olurdu ama buluşamadık. Yani öyle bir şey olması çok güzel olur. Eskiden Fiat Palio'lar vardı, başlangıç seviye otomobiller ve oradan çok fazla pilot yetişti. Bizler de oralardan geldik. Evet. Tekrar böyle bir başlangıç seviye, işte Fiat Egea gibi bir otomobil, rally ya da pistte olursa, ki rallyde olmasını tercih ederim. Çünkü rallyde henüz öyle bir başlangıç seviyesi yok, tek marka kupası anlamında. Dolayısıyla bence çok faydalı olur diye düşünüyorum. Eğer ucuz da olursa. Zaten artık ucuzluk işi tamamen kura bağlı olduğu için yani en dip rakamlar bile telaffuz edilse bile zaten kurla çarptığınız anda fiyatlar çok yükseliyor. Çünkü yani biz şimdi kapı organizasyonu yaptığımız için biliyorum. Yani neredeyse her şeyi euro ile alıyoruz. İşte evet. Yedek parçası, lastik zaten en büyük gideri bu işin lastik. Onu da zaten euro ile alıyorsunuz. Bütün. Aynen. Şu an geçen ben bir bütçe hesabı yapmıştım kendim için. Ortalama bir lastik 180-200 euro civarlarında. Evet. Yani 10 lastik aldığınızda sadece 2000 euro bir lastik harcıyorsunuz. Tek yarış o da. Tek yarış için. 2000 euro da 8000 lira gibi bir rakam yapıyor. Şu an ortalama bir yarışın maliyeti bir Mitsubishi Evo 9'u baz alsak 30.000 TL'lere falan gelmiş oldu diye düşünüyorum. Yani izleyen ve fikri olmayan izleyiciler için de yarış lastikleri ömrü çok kısa oluyor. Fakat maliyeti de yol lastiğine göre bir o kadar yüksek. Evet. Dolayısıyla asfalt lastiği işte 50-60 km sonra kullanılmaz hale geliyor. Fakat fiyatı işte bizim otomobillerde 350 euroları buluyor. Dolayısıyla 50 km'de biten bir lastiğe 350 euro bütçe ayırmış oluyoruz. Bu da ne kadar ciddi bütçeler olduğunu gösteriyor zaten. Evet, bir soru daha geldi. Ali, bu soruyu sen cevaplayacaksın galiba çünkü Adil ile ilgili bir soru var. Burak İnönül demiş ki Neo Motor Spor takımında sürpriz bir sporcu ya da sporcu olacak mı bu sene? Sürpriz bir isim. Adil'in kopilotu kim olacak diye sormuş. Adil'in kopilotu Burak İnönül olacak. daha Adil'in planları belli değil. O yüzden kopilot da belli değil. Ama sürpriz sporcuyu söyleme. Söylemeyeyim. Sürpriz sporcu Ümit Erdim aklıma geldi. Ümit Erdim'in... Ümit Erdim sürpriz değil. Ümit Erdim zaten... Yok, Ümit Erdim aklıma geldi şimdi. Neo Motor Spor tekrar konusu açılınca onu sorayım istedim. Ümit Erdim ne yapacak? Ümit Erdim'in de ne yapacağı belli değil. Daha hiçbir şey belli. Biz biraz erken buluştuk galiba. onun da belli değil. Takvim açıklandığı için, artık takvim de netleştiği için... Yabancı transferi düşünüyoruz biz abi. gibi bir düşüncemiz var, evet. Bakalım bu sene takımlarda da... Mikel sene bir araba vereceğiz. Biz de vereceğiz. Takımlarda diyordun ya. 2017 sezonunda takımlarda da belki daha iddialı konuma gelebiliriz. Geçen sene de aslında oldukça iyi yürüttük takımlar şampiyonasında. Karşımızda Ford gibi bir fabrika takımına karşı uzun süre başa baş götürdük. Evet. İşte Uğur abinin, bizim takımda diğer pilot, Uğur Soylu'nun birkaç yarış üst üste problemleri oldu.
Dolayısıyla o puan alamadı takıma. Fakat problemsiz olarak devam etseydik yine sezon sonuna kadar başa baş götürebilirdik. Zaten sezonun sonlarına doğru 10 puan gibi bir farkla geldik. Eğer ki ilk yarışta Yağız kazandı ilk yarış Eger Elis'in 2016'nın. Uğur abi 4. giderken bir hatayla yol dışı evet. yaptığı için oradan tek puan alabildik. Onun dışında Kocaeli'de bir şanssızlık oldu. Yağız'ın, Uğur abinin de oldu. O yarıştan çok az puan aldık. Bunlar olmasa yani hep bu hesabı yapmaya başlayalım. Biz geçen sene açıkçası bu parolayla çıkmadık yola. Hı hı. Ama hani bir şampiyon çıkarmaktı amacımız. 3 şampiyon çıkardık. Fakat sezon içinde dedik ki ya güzel gidiyor böyle falan nasıl olacak bakalım'a girdik. Sonra 10-15 puan farkla kaybı kaçırdık, ikincilik aldık ama önümüzdeki seneyi tabii ki biraz daha ciddi bir şekilde istiyoruz. Yağız'a döneceğim tekrar. Her şey istediğin gibi olursa Avrupa ya da dünya çapında bir yarış olacak mı senin için? Yani dünya çapında, yani dünya şampiyonasında bir yarış çok zor yani imkansız gibi. Avrupa'da da zaten sezon içinde 3 yarış Avrupa Kupası'na dahil bizim Türkiye şampiyonasında. Onun dışında 1-2 yarışa da Avrupa Kupası'nda gidersek zaten o kupada da iddialı bir konuma geliyoruz. Evet. Rally Bulgarya, Eskişehir Rally'si, Marmaris Rally'si zaten RT yani Avrupa Rally Kupası'nın birer ayağı. Aynen. Ve üçüne de zaten gireceksin. Bunun yanında bir Bulgaristan, bir Romanya vesaire gibi yarışları da ekleyebilirseniz, yani Türkiye şampiyonasının tamamını takip etmeyip sadece 4-5 yarış Avrupa Kupası da yapabilirseniz zaten büyük oranda iddialı konuma geliyorsunuz. Sonrasında da bir final yarışı oluyor bütün bölgeler arasında. Dolayısıyla öyle bir programda mantıklı geliyor. Bulgaristan'daki yarış Silivan olacak büyük ihtimalle. Hı-hı. Romanya'daki de Delta Rally olacak. Evet. Final yarışı dediğin yarış hangisiydi? Final yarışı nerede yapılacak bilmiyorum. Geçen sene Avusturya'da yapıldı. Bu sene nerede olacak? Bu şampiyona için özel yapılan bir yarış mıydı? Yoksa mevcut yarışların bir tanesi final yarışı olarak mı geçiyor? Yok, mevcut yarışların birini final yarışı yapıyorlar. Her bölgenin kazananı, bizimki Balkan bölgesi. Her bölgenin kazananı, daha doğrusu ilk 3 pilotu final yarışına davet ediliyor. Oraya giderseniz orada Avrupa Kupası'nı kazanabiliyorsunuz. Bu yıl Ford takımında da bazı değişiklikler var. Murat Bostancı Avrupa Rally Şampiyonası'nda kovalacak Fiesta R5'li. Evet, doğru. Büyük ihtimalle Türkiye Şampiyonası'nda olmayacak. Ya da belki bazı yarışlara girer diye düşünüyorum. Olabilir, belki antrenman amaçlı. Antrenman amaçlı, test amaçlı girebilir. Orada Orhan'ın da galiba durumu tam belli değil. Hı hı. Henüz birçok sporcuda olduğu gibi. Aslında tam bizim hayal ettiğimiz Yağız R5'li, Murat R5'li, işte Burak Çukurova R5'li, şimdi Uğur Soylu da gelecek. Belki bir Hyundai R5 ihtimali daha var. Onu da duymuştum. Belki onların hepsinin bir araya geldiği bir şampiyonu da çok izlemesi bizim için çok keyifli bir şampiyon olabilirdi. Ama şimdi Murat Bostancı en iddialı isimlerden bir tanesi şampiyon olmayınca biraz böyle doğru. Tadı evet. Tam istediğimiz gibi olmayacak. Hani biz hep çekişme ve mücadele istiyoruz ya. 2012 senesi örneğin evet. 7-8 tane süper 2000 otomobil vardı ve bütün pilotlar da çok üst seviye pilotlardı. İşte eski şampiyonlar Volkan Işık, Ercan Kazas gibi pilotlar vardı. Luca Rossetti vardı, Avrupa şampiyonu İtalyan. Evet. Murat, ben, işte Fatih Kara, Burak Çukurova. O sene mesela çok gerçekten mücadele adına çok iyiydi. Onun gibi bir sezon tekrar yakalanabilirse hepimiz için iyi olur. Aslında katılım çok az. 20-25 araba yarışıyor belki. Tamam. Çok az hakikaten. 26-30 araba. Fakat şöyle bir şey var. İlk 3 pilot, yani Yağız, Murat ve Orhan yani müthiş mücadele veriyorlar. O da hani bir nimet aslında izleyiciler için. Hı hı. Yani hiçbir zaman biri birinci olan bir buçuk dakika farkla kazanmıyor ya da ikinci ile üçüncünün arası açılmıyor. Hep yakın. Yani o dediğin seneden 2012'den beri yani eski binlerin iyice oluyor hep, fazlalaştığı günden beri sonra azaldı evet ama hep mücadele var. Süper mücadele var Türkiye'de. Süper 2000'le Hakkı Ağoğlu'nun biraz daha üst sırayı force etmesi mümkün mü şu an? Otomobil olarak biraz geride kaldı Hakkı'nın otomobili ama.
Ne diyorsun? Pilotaj da kapatabilir mi? Yani biraz daha otomobil kullanması gerekiyor. Geçen sene ben de 250 ile yarıştım. Aslında kullanması kolay bir otomobil. Fakat Hakkı bazı yarışlara da girmedi. Belki biraz daha fazla test yaparak, otomobili daha fazla tanıyarak. Çünkü Grup M Mitsubishi ile yarışıyordu. Evet. Sonra Super 2000'e geçti. Tabii çok farklı otomobiller. Yani biraz daha antrenman yaparsa bence iyi bir noktaya gelebilir. Hakkı biraz işi yoğunluğundan dolayı çok şey yapamıyor, vakit ayıramıyor. Muhtemelen tabii, yarışlara bile çok zor geliyor. Evet. Onun dezavantajını yaşadığını düşünüyorum. Sen uzun süre Volkikar'la yarışmıştın Yağız. Ama senin son iki sezonunu göremiyordu Volkikar'da. Nasıl gidiyordu Volkikar zamanı? Şimdi yoksun. Neler değişti? Yani V1 Challenge evet. 2011 yılında başladı o kupa. Ben 2012'de ilk dahil oldum. O sene şampiyonayı kazanmıştık. Sonrasında 2013-2014'te bir iki yarış yaptım. 2015'te yarıştım mı? 2015'te de vardım. Hı-hı. Geçen seneden itibaren yokum. Çok keyifli bir kupa. İşte görüntülerde görüyoruz. Evet. Küçük otomobiller fakat oldukça kullanması eğlenceli ve aslında sportif otomobiller. Arkadan itiş. Sürekli kayan bir yapısı var. Dolayısıyla kullanırken oldukça keyif veriyor. Ve aynı zamanda da mücadele oldukça yüksek oluyordu. Keyif aldığım bir şampiyonaydı. 2012'de kazandıktan sonra hani bırakabilirdim. Fakat sonrasında devam etmek istedim hep. Ve devam ettim. Tabii odak noktam rally'ydi. Dolayısıyla tamamen V1 Challenge'a odaklanamadım. Daha fazla orada otomobille geliştirebilirdim kendimi belki. Ama yine de içinde olmaktan keyif aldım her zaman. Pilotu geliştiriyor değil mi? Yani bir rally pilotu da olsa sana çok şey katmıştı. Yani sürüş anlamında. Şöyle aslında çok farklı sürüşler. Dolayısıyla ikisinin birbirine bir şey katmasının çok mümkün olmuyor. Ama yine de özellikle yeni başlayan go-karttan geçen pilotlar için veya yeni başlayan pilotlar için otomobil kontrolü anlamında çok ciddi katkıları oluyor. Fakat rally'e bir katkısı veya rally'nin oraya katkısı çok fazla olamıyor. Hep teknik şeyler konuştuk. Biraz da yeni sezon öncesi sezona nasıl hazırlanıyorsun? Hem mental olarak hem fiziksel olarak biraz ondan konuşalım. Yağız Avcı'nın normal bir günü, yarış yapmadığı bir gün nasıl geçiyor? Ve şu an Ege Rally'si için, yani sezon için nasıl bir hazırlık yapıyorsun? Biraz da bize onlardan bahset. Belki sporu takip edenler, ilgilenenler vardır. Senin gibi şampiyon ne yapıyorsa biz de onu yapalım, biz de başarılı olalım diyorlar, olabilirler. Nasıl geçiyor günler, hazırlık günleri? Yani şu an genel olarak bir program oluşturma çabasıyla geçiyor. O belli olmadan çünkü herhangi bir şeye odaklanmak mümkün değil. Şu an tamamen ne yapacağımızla ilgili bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Onun dışında tabii fiziksel hazırlık her zaman devam eden bir şey. Güvenli spor yapıyorsun zaten. Sezondan sonra 1-2 ay bırakıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Dinlenmek adına. Çünkü bütün sezon zaten hem yarışlar hem spor devam ediyor. Şimdi işte artık tekrar sezona 2-2,5 ay kaldı. Şimdi tekrar başlayıp programa bütün sezon boyunca devam edecek yine. Fiziksel hazırlık hep devam ediyor. İşte evde simülatör zaten her gün neredeyse kullanıyorum. Orada hem hani teknik çalışıp hem de reflekslerin de taze kalması adına faydalı oluyor. Onun dışında gerçek otomobille antrenman şansımız zaten yok. Otomobilimiz de İtalya'dan gelip gidiyor. Evet. Şu an sadece sezon programını oluşturmaya çalışıyoruz. Simülatörde hangi oyunu oynuyorsun? Simülatörde Richard Burns Rally oynuyordum. Şu an 4 Rally. 4 Rally. Kullanıyorum. Onun da yeni sürümü bayağı başarılı. Evet. Dolayısıyla faydalı oluyor. Öyle değil mi Ali? 4 Rally evet. Ben de onu oynuyorum. Ali'ye son bir soru. Ali Dinç'i bu sene direksiyonda görebilecek miyiz? En son geçen yıl İpekör Rally'sinde yarışmıştın. Evet. Ben geçen sene... Ben sadece onu hatırlıyorum. Eskişehir Rally'sine bir VIP olarak girdik. Ümit Erdem'le. Aynen. Bizim korsalardan biriyle. Daha sonra bir tane Volkikar yarışına girdim. Sondan bir önceki aya. Bir de evet İpek Yolu Rally'sine girmiştim. Bu bunların sene... hepsi bir gün önce falan belli olan şeyler. Ben hadi sene başına gidiyorsun. Aynen. Sene başına ben pist rally lisansını falan alıyorum.
Koyuyorum. Ne? Nereye gireceğim belli değil ama. Varsa bir ihtimal ya da bir... Her işi yaparım. Evet. Bu sene... Offroad, bu sene offroad'u da alacağım. Offroad. İhtimal yüksek olan bir şey var mı? Valla Nevzat abiden söz aldım. Eskişehir Rally'sini belki yine öncü araç olarak çıkabiliriz ama tabii bu Adil'in yarışmasına bağlı. Peki Ümit'le çıktığınız, VIP olarak çıktığınız yarışta Corsa pist speklerindeydi galiba. Evet. Yoksa asfalta çevirmiş miydi? Yok, tamamen pist speklerindeydi. Pistteki nasıldı durumu hissiyat? Da zaten şöyle süspansiyon, standart süspansiyon var üstünde aracın. Blechstein süspansiyon. O Eskişehir'in çok yarışmışsındır evet, sen. Eskişehir'in hızlı bölümleri var. Çok hızlı böyle 200 kilometrelere çıkan yerleri var. Oralarda böyle hafif dalgalanmalar olunca bir korkutuyor tabii o yarış süspansiyonu olmadığı için. Evet. Ama onun dışında aracın kilidi, işte koyduğumuz lastik gayet iyi iş yaptı. Çok keyifliydi, biz eğlendik bayağı. Eskişehir Rally'si bu sene çok sıcak bir havada yapıldı yanlış hatırlamıyorsan. Doğru mu hatırlıyorum? Çok sıcak değildi. Yok yok, çok sıcak değildi. Standart, gece etabı vardı. Gece etabı vardı. Standart süspansiyon artık etapların sonlarına doğru tabii iyice çalışamadı. Frenler de öyle. Frenler de öyle. Frenleri de mi standarttı? Frenleri Brembo standardı. Bir tane şey taktık. Balata taktık. Yarış balatası. Onunla gittik ama yine de otomobil sürüşten... iniş etabında gözler fal taşımış. Otomobil standart sürüş performansı nasıldı yani otomobilin gidişi? Çok memnun kaldık. Zamanlarımızda kendimiz zamanlarımızı tuttuk. Bazı otomobiller yani şu anda R2'lerden sonra gelebilecek en iyi iki çeker otomobil. Yani bir rally rally'de potansiyeli kesinlikle var. Taşıp taşıyor. Yani biz bu sene zaten Eskişehir'e hani ben girmezsem belki Hakan Linç'i sokarız. çünkü aracın aracın asfalt performansını görmemiz gerekiyor bu sene ki 2018'de neler yapabileceğimizi az çok ki şimdi geçen seneki yarıştan ufak kestirebildik hani ne yapabiliriz, nerede olabiliriz, R2'lere ne kadar yakınlaşabiliriz, ne kadar uzağındayız zı gördük. Şimdi bu sene de yeni süspansiyon, daha iyi işte kasa takviyeleriyle birlikte bir daha Temmuz ayında Eskişehir Rally'si. Orada bir test yapmak istiyoruz ki 2018 için bir ışık olsun bize. Anlıyorum. Umarım rally için istediğiniz, hep gönlümüzden rally geçtiği için bizimle istediğiniz performansı yakalarsınız. Neo Motorspor mesela Ferrari Motorspor'u da yeni otomobille etaplarda görebiliriz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İlk programımızda sizi başarılar dileriz. Sağ olun. Ağırlamış olduk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Programımızın sonuna geldik. Türkiye ve dünyada son motorsporları gelişmelerini sizlerle konuştuk. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.